Ve hepinizin çok yakından tanıdığı ve sevdiği bir konuğumuz var. Sevgili Esra Ronabay, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Çok iyiyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hoş Beyin geldin bağırsak Esra. İlişkisini konuşacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Gördüğüm en yorucu ilişki. Gerçekten ben onun kadın erkek ilişkisi olduğunu düşünürdüm. Evet, anne çocuk ilişkisi de öyle. Böyle çevirebiliriz değil mi? Evet, pek genel olarak ilişkiler öyle galiba artık. Ne haber, nasılsın, neler yapıyorsun, keyifler nasıl? Bu arada bu sorumu soruyorum. Arkasından da sana, biz tüm konuklarımıza şifa olsun diye kemik suyu ikram ediyoruz. Seni de çok sevdiğini biliyorum. Evet. Sana bu arada da bunu ikram etmek istiyorum. Çok seviyorum. Keyifler nasıl? Eskiden otomatik cevaplar verirdim ben. Derdim ki iyiyim, çok iyiyim, çok mutluyum. Şimdi çok öyle otomatik cevap vermemeye gayret ediyorum. Hı hı. Gerçekten nasılsın sorusuna bir zaman alıp nasıl olduğuma, nefesime bakıp öyle cevap vermek istiyorum. Öncelikle burada olduğum için, sizlerle olduğum için mutluyum tabii ki de ama dünyayla beraber hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Eminim daha önce de zor zamanlar vardı. Ama ben şimdi bu zamanda yaşayan biriyim. Zor zamanlardan geçerken bana faydası şu oldu açıkçası. Gerçekten kendimle ilgilenmenin ne demek olduğunu anlamaya başladım. Bir parça, ufacık. Daha çok zaman ayırıyorum kendime. Daha çok dikkat ediyorum ne yediğime. Hızın içerisinde olsam bile durmaya çalışıyorum. Aslında galiba nasılsın sorusunun cevabı daha çok durmaya, nefesime daha çok bakmaya çalışıyorum şu anda benim için. Esra'cığım, sen çok bir kaza geçirmişsin, çok mühim bir kaza geçirmişsin. Evet. Yanılmıyorsam ve o süreç senin hayatındaki çok önemli dönemeçlerden bir tanesi olmuş. Evet. Onu bize anlatır mısın biraz? Neler oldu orada? Nasıl bir kazaydı bu? Bu kaza sonunda nasıl bir Esra oldu? Bu da bir hikaye. Benim hayatımın dönüm noktalarından biri. Bu hikayeyi de çok anlatıyorum. Diğeri gibi, yani diğer oluş hikayesi gibi, bu da her geçen gün değişiyor. Sert bir kazaydı. Ben bir iş kazası geçirdim. Hı hı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kendi arabamda değildim. İşe gidiyordum. Bir hı hı. pazar sabahıydı. Hı hı. Uykusuzdum. Burada ilk defa anlatacağım bir şey var. Bunu çok dikkatli anlatmak istiyorum. Bundan, kazadan tam bir hafta önceki pazar günü, bir pazar sabahıydı kaza. Bir hafta önceki pazar günü, kazanın olduğu saatlerde ben setten eve daha yeni gelmiştim. Hı hı. Ve kendimi hiç unutmuyorum, evdeki L koltuğa bıraktım ve dedim ki biraz uyusam, yani hatta biraz uyumasam, aylarca şöyle uyusam da artık uykuya doysam dedim. Mesajı gönderdin yani. Evet. Bugünlerde popüler ve biraz içi boşaltılmış gibi gözüküyor pek çok şeyin. Tıpkı seni seviyorumun artık hı hı. söylenmediği gibi. Çok popüler, çok içi boşaltıldı. Hı hı. Öyle değil. Hı hı. Bir şeyler klişe oluyorsa boşuna olmuyor. Klişe olması için metaforun sürekli kullanılması ve işlerlik kazanması gerekli. Gerçekten söylediklerimizle dünyayı, kendi hayatımızı var ediyoruz ve yeniden değiştiriyoruz. O gün dedim ki aylarca uyusam ama o zaman kariyerim ne olacak, set ne olacak? Ya bir şey olsun, ben böyle aylarca uyuyayım ama hiçbir şey de değişmesin hayatımda dedim. Tam bir hafta sonra o saatte kaza oldu. Bunu ilk defa anlatıyorum. Ne dilediğimize, nasıl düşündüğümüze dair de sorumluluklarımız kesinlikle. Var. Mesajı annemin bir doğru lafı vardır, lazım. Kelimeler sihirlidir der yani, evet. Ağzınızdan çıkana aynen. dikkat edin. Senin için çok güzel bir çay karışımı hazırladık. Bizim de sana onu ikram etmek çok istiyorum. Çok mutlu olurum. Sevgili Gökhan Özışık, buradan selam olsun, sevgi olsun. Yeşim'le tanışmamızı Gökhan sağladı. Zaten şöyle bağlayayım, sert bir kazaydı. İyileşmem 4 yılı. 4 yılı geçti. 4 büyük ortopedi ameliyatı ve 1283. fizik tedavi seansında ben saymayı bıraktım. Kazadan önce herkes gibi, İstanbul'da, büyük şehirlerde, metropollerde yaşayan herkes gibi ben çok hızlı bir insandım. Şöyle söyleyeyim, bir çocuğum vardı, bebekti. Ben İstanbul Şehir Tiyatroları'nda haftada 7 oyun oynuyordum. Yılda 2 farklı oyun oynuyordum ve bu sırada sürekli set yapıyordum. Ve çocuk da yaparım, kariyer de yalanına çok ciddi bir biçimde inanmış durumdaydım. Güzel, inanıyoruz. Aynen öyle. Bu bir yalan tabii ki de. Yani kuvvetli bir yalan. Hem de kapitalizmin erkek sömürüsünden sonra, bir dakika, erkekler yetmiyor, o zaman ben bir de feminizmle kadınları alayım diye uydurduğu bir yalan. Çocuk da yarım oluyor kariyerde. Kaza bende durmam gerekliliğini öğretti. Büyük ihtimalle yukarıdaki yaradan bu durma gerekliliğini, yavaşlama gerekliliğini daha önce bana çok anlattı ama ben anlayamadım.
büyük ihtimalle ve durdum. Tabii 4 büyük ameliyat demek çok fazla antibiyotik demek. Hı hı. Felç olduğum için, her ameliyattan sonra felç kaldığım için de çok fazla aslında sinir ilacı demek. Bunların bedene bir zarar vereceğini tahmin ediyordum ama zararın bu kadar tüm bedene olacağını tahmin etmiyordum. Bir gün ben dedim ki ben iyi değilim. Ne hale gelmiştim biliyor musunuz? Tahammülsüzdüm. Kendi evladıma, kendi sevdiklerime, yakınlarıma bile tahammülsüzdüm ve unutkandım. Hafızam çok iyidir. Hiçbir şeyi hatırlayamaz hale geldim. Ciddi olarak 38 yaşında unutkanlık başladı. Tahammülüm az, sevdiklerim az, alerjilerim tavan ve midem sürekli reflü durumunda. Ben Gökhan'a gidip bunları anlattığımda sevgili Gökhan Özışık sağ olsun dedi ki Esra'cığım seni muhteşem bir insanla tanıştıracağım. Bu tamamen aslında beslenmeyle ilgili. Aa dedim ben çok iyi beslenirim sevgili doktorum. İş pek öyle değil dedi. O sırada ben de beyin ve bağırsaklar üzerine okuyordum. Ve muhteşem insan. Gerçekten YÖ ve YS'dir benim için. Yeşim'den önce ve sonradır. Yeşim Temel Özcan'la tanıştım. Esra ilk geldiğinde gerçekten çok çaresizdi ve beni ne olur iyileştir Yeşim'cim demişti. Hatırlıyor musun o günü? Ne kadar kar yağıyordu dışarısı, böyle İstanbul'un en fazla kar yağan günlerinden biriydi. Çok net hatırlıyorum. Birlikte birbirimize koşmuştuk iyileşmen lazım diye. Güzel bir gündü, güzel bir başlangıçtı. Çok. Bu anlamda aslında şöyle söylemek lazım. Beyin bağırsak ilişkisini gerçekten çok yorucu bir ilişki. Ve bu ilişkiyi bilmek için sistemin nasıl çalıştığını biraz anlatmam gerekiyor Esra. Sen çok biliyorsun zaten, çok da hakim biliyorsun konuya. O yüzden de zaten beni konuşturuyor. Konuşturuyor ki kendisi moleküllerine ayırıyor bütün bilgileri. Beyin bağırsak ilişkisi dediğimiz zaman aslında günlük yaşantımızda kaygımız, sinirliliğimiz, işte öfkemiz, streslerimiz ne yapıyor? Bunlar bizim beynimizden gelen bu duygular aynı zamanda bağırsaklarımızı ve midemizi hareketlendiriyor. Ve bu hareketler karşısında da otomatikman bir kıpırdanmalar başlıyor. Yani burada zaten bir bağ olduğunu anlıyorsunuz. Bu bağı sağlayan aslında milyonlarca nöron. Ve bu nöronun içinde en önemlisi parasempatik aktivitenin en önemli siniri nervus vagus dediğimiz vagus siniri. Vagus siniri parasempatik aktivitenin en önemli siniridir. Parasempatik aktivite ise bizim için sakinlik, dinginlik, iyileşme hali ve relax mod dediğimiz moddur. Bu modda olmamız gerekiyor iyilik için ve iyileşmek için. Ve bu parasempatik sistemindeki nervus vagus en önemli özelliği aslında sindirim enzimlerini çalıştırıyor. Sindirim enzimlerini hatta çalıştırmakta kalmıyor, beraberinde hazmı ve sindirimi de destekliyor. Bu açıdan bizim bunu çalıştırabilmemiz için sakin olmamız gerekiyor. Mutlu mutlu yemek yememiz gerekiyor. Eğer çalışmazsa, yani kortizol devreye girerse, kortizol devreye girdiği andan itibaren de stres başlıyor. Ve o stres bizi tetikte kal, savunmaya geç ve diren diyen bir vücutla karşılaşıyor. Yani anksiyetik vücut haline geçiyor. Anksiyetik vücut hali ise sindirim sistemini doğal olarak ne yapıyor? Durduruyor. Durdurmakla da kalmıyor. İşte yemek yedikten sonra taş gibi mideye oturması, gaz ve sindirim problemlerinin sık sık yaşanması, bağırsakların ya çok fazla çalışması ya da hiç çalışmaması gibi sindirim problemlerine sebep oluyor. Bununla birlikte bununla bitmiyor. Geçirgen bağırsak dediğimiz bağırsakların hücre duvarına zarar veriyor. Oradan bir geçirgenlik başlıyor. Akabinde de hastalıklar ve beraberinde de birçok sağlık problemleri yerle yeksan ederek hayatımıza geliyor. Paket olarak geliyor. Buyurun efendim. Al sana kocaman bir parasempatikle sempatin ilişkisi. Yeşim, Esra ile nasıl bir metot izlediniz? Bu travmaların altında sindirimi güçlendirmek, desteklemek gerekiyordu. Çünkü kortizol hormonu fazla salgılandığı zaman hücreler arası bağları bozuyor ve geçirgen bağırsağa sebep oluyor. Geçirgen bağırsakla birlikte otomatikman vitamin mineral yetmezlikleri başlıyor. O nedenle işte saç dökülmeleri, kronik yorgunluk, enerjisizlik, işte anksiyete hali, duygu durumunun sürekli inip çıkması bunların hepsi Esra'da vardı. O zaman ne yapmak gerekiyordu? Bağırsak biyotasını desteklemek ve onarmak gerekiyordu. Biz önce onarım yaptık. Bir mühendislik harikası gibi onarım yaptık. Kemik sularıyla,
Özellikle de çift astarlı kemik suları çok yaptık. Çünkü gerçekten çok yüksek bir zonulin değeri çıkmıştı. Yani bağırsak duvarının ne kadar açık olduğunu gösteren bir teknik terim. Hani bu ölçülebilen bir değerdi. Onlara bakabilme şansımız vardı. Çok yüksekti. O yüzden bunu düşürebilmek için de bir proteinle onarmak gerekiyor. Ve bu durumda sindirim bu kadar kötüyken yemek yemesi ve bazı yiyecekleri bırakması, bazı yiyecekleri daha çok yemesi gereken bir dönemi vardı. Eliminasyon dediğimiz bir dönemden geçtik. Burada özellikle sindirimi zor olan gıdaları bıraktık. Ona iyi gelen, iyileştiren fonksiyonel gıdaları yerine koyduk. Burada kemik suyundan işte çift astarlı menüler yaptık. Kaliteli proteinler kullandık. Yumurtayı çok kullandık. Fermente ürünler çok kullandık. Çünkü bağırsak biyotasını probiyotik vermem gerekiyordu. Probiyotikle birlikte probiyotiklerin yaşaması ve tutunması için prebiyotik vermem gerekiyordu. Kök sebzeler ve lifli sebzelerle besledim. Fonksiyonel yağları özellikle planda fazlasıyla kullandık. Fonksiyonel yağlar hem çok iyileştiricidir, bağırsak duvarını çok iyi onarır, hem de emilimi çok iyidir. Bu kadar yüksek kortizolde sindirim de duruyor. Çünkü vücut savaş ya da kaç diye bu şekilde duruyor. O yağlar nelerdi? Bir hatırlatır mısın bize? Fonksiyonel yağlar dediğimiz zaman başında zeytinyağı gelir. Tabii ki de. Milli yağımız zeytinyağı. Milli yağımız. Polifenolü çok yüksek, antioksidan içeriği çok yüksek. Arkasından çörek otu yağı. Çok iyi bir omega 6, iyileştirici, egzamalarda, işte kaşıntılarda, hatta duygu durumunda bile çok etkili çörek otu yağı. Onun arkasından kabak çekirdeği yağını çok kullandık. Ghee yağı dediğimiz geleneksel yağımız, yani sade, sade yağımız, onu kullandık. Beraberinde yine Hindistan cevizi yağını, evet. Bağırsak biyotasında çok özel bir iyileştirici yanı vardır. Çünkü orta zincirli yağ asitler içerir. Daha anlaşılır bir deyimle şöyle söyleyeyim. Anne sütündeki yağ çok yakın bir yağ asidi var. Hindistan cevizi yağında, kaliteli Hindistan cevizi yağında. Onları yemeklerine meç ederek, işte çayına katarak, içeceğine katarak, kemik suyuna katarak zenginleştirerek bir plan yaptık. Bir taraftan da iyileştirmenin en güzel temeli rengarenk tabakları Esra ile buluşturduk. Esra zaten yemek yapmayı çok seviyor. Çok. O dönemde zaten kendisini onarıma ayırmıştı. O çalışmıyordu. Çok güzel bir plan program yapmıştık. Ve hemen sonrasında ben biraz daha böyle şey anlatayım. Öyle bir diyetti ki bu. Ben aslında 52 gün yapmam gerekiyordu. 52. Ve ben 4 ay yaptım. Çünkü kendinize iyi gelen bir şeyi takip ediyorsunuz. Ve bu diyetten sonra tiyatro kurdum. Evet. Tekrar dizi setlerine geri döndüm ve bunu her yerde anlatmaya başladım. Ben iyileştim. Lütfen siz de iyileşin. Tahammülüm yukarıya çıktı. Reflüm bitti. Alerjilerim bitti. Yani 2017 Ocak'tan beri alerji hapı kullanmıyorum. Çünkü yılda iki defa eliminasyon diyetimi yapıyorum. Şimdi burada bizim bir sihirli kutumuz var. Bozulmamış ata tohumlarımız var. Bunlara hakikaten gözümüz gibi bakıyoruz. Topluyoruz, biriktiriyoruz. Yerli tohumlar. Yerli tohumlarımız var. Sen de bir tane seçer misin? Sonra bahçemize birlikte ekelim. Tamam, seçerim. Bakabiliyor muyum yoksa bakmadan mı seçeyim? Nasıl istersen. Nasıl istersen. Bakacağım. Tamam. Meraklı biri olarak tamam. Bakacağım. Burada turp var evet. Bu arada. Çok önemli. Havuç var. Hepsi aha. Köklü gıdalar. Toprağın bize verdikleri. Semiz. Ya. O zaman nerede durduğumuzu anladık galiba. Ege o kadar muhteşem bir yerdir ki Ege'de ağaçların dibinden semizotu fışkırır ve o yüzden Ege'de kimse aç değildir. Ama şimdiki Ege'de artık semizotu fışkırmıyor. Harika bir omega 3 kaynağıdır. Benim en sevdiğimdir. Fakat bunu en sevdiğim olmasına rağmen burada pazıyı gördüğüm için pazıyı seçeceğim. Tamam. Peki harika. Çok kuvvetli bir gıda. Çok dikkatli yenmesi gereken bir gıda. Daha çok pazı olsun evet. Tamam daha çok pazı olsun bir şey olduğunda da yetiştiğinde de toplayıp maviye gönderelim. Çok sevinirim. Tamam anlaştık. Bunu size veriyorum o tamam. zaman. Bunun hepsini de ben alıyorum yani. Ben bunu sana vereceğim. Tamam. Program bitiminde bahçemizde. Evet onu anladım zaten doğal olarak. Doğal olarak aynen öyle. Aynen her öyle. Şey zaten doğalında mevsiminde galiba değil mi? Ona çok dikkat ediyoruz. Böyle ve sana bugün var. Bir sürpriz yapalım dedik. Maviye
fermentasyon içeceklerinden en güzeli, en tatlısı meyveli kıvas yapalım dedik. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel. Fermentasyon özellikle biliyoruz ki bağırsak sağlığı için çok önemli. Aynı zamanda organik asitler, probiyotiklerin yaşaması için de değerli ve eğer organik asitler olursa bağırsak pH'imizde düşüşler olur. pH 6-7 civarlarına düştüğü için de hiçbir bakteri, mantar, parazit yaşamaz. Fermentasyon bizi hastalıklardan korur, bağırsak duvarını asit hale getirir. Bu işe yarar. Bu nedenle de bunu kışın tuzlu yapabiliriz. Yazın da mevsim sebzelerinden çok rahatlıkla yapabiliriz. Zaten mevsimdeki sebzelerden ve meyvelerden özellikle fermentasyon yapmamız gerekiyor. Bugünkü meyveli kıvasımızda yaban mersini, böğürtlen, son zamanlarda yaşayan armut ve şeftaliyi de kullanıyoruz. Elmayı da istersen renklendirebiliriz. Ne kadar çok meyve, o kadar çok çeşitlilik, o kadar çok adını en çok sevdiğim şey ne? Rahiya. Rahiya, evet. Ne muhteşem bir kelime değil mi o? Peki, rahiya. O zaman 1 litrelik kavanozum var elimde. 1 litrelik kavanozum. Yavaş yavaş ne yapayım? Doğramaya başlayayım mı senin için? Yavaş yavaş. Tamam, nasıl doğramamı istersin? Mümkün bana lütfen kadar. Bir... Mümkün olduğu kıvası yaparken mümkün olduğu kadar küçük parçalarını ayırmak gerekiyor. Hı-hı. Ne kadar küçük parça o kadar çok lezzet ve o kadar çok aroma anlamına geliyor. Çünkü biz burada özellikle kendi tadında ve kendi şekerinde mayalandırmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Ama çocuğumuza beğendirebilmek için bal koyacağız. Bal çünkü koyacağız. Maviye belki satamayabiliriz. Evet, satamayabiliriz. Peki. Ama yetişkinler kendileri için yapıyorlarsa sadece meyvenin özleriyle de yeterli olacaktır. Karanfil, tarçın ve zencefil de görüyorum ben. Karanfil hem gene aroma veriyor ama aynı zamanda çok iyi bir antiparaziter görevi var. Öyle mi? Evet. Aa, bilmiyordum. Ve antioksidan içeriği sumaktan sonra en iyi ikinci baharat. Karanfil. Tarçın yeni şeker tadı veriyor. Kan şeker dengesini sağlıyor. Denge diyor, evet. Bir denge var biliyorsun tarçında. Bir taraftan da çok iyi bir aroma veriyor. Zencefil yine aroma ama içeride küflenmeyi önlüyor. Antibakteriyel özelliği var. Bir taraftan da yine kan şeker dengesinde çok değerlidir zencefilin kullanımı. Zencefili kullanırken sadece 2-3 dilim kadar kullanmamız gerekiyor. Fazlası keskin bir tat yaratabilir. Gene kullanımda sıkıntı yaratabilir. Ben bu arada yapıma devam etmek istiyorum ama sana danışmak istediğim bir şey var. Şeftali koydum, armut koydum, elma koymuyorum çünkü bolca veya koyayım mı? Bir parça koymamı ister misin? Yok, çok meyvemiz var. İstersen bunları koy. Tamam. Bunları koyduktan sonra parçalıyoruz. Tamam, 2 dilim zencefil koydum. 2 dilim zencefil biraz koyacağız. Biraz böğürtlen koyuyorum. Şöyle birkaç tane. Böyle rengarenk. Rengarenk olsun. Pardon düşürdüm. Yani aslında bizim duygularımızı biraz... belirleyen şey bağırsaklarımız oluyor değil evet. mi? Yani evet. bu bize anlatılan serotoninin %95'i, mutluluk hormonunun %95'inin bağırsaklarda üretildiği bilgisi doğru ve gerçek. Doğru ve gerçek ya da turşu ya da fermentasyon depresyona iyi gelir. Hadi canım nereden çıkarttınız diye gülüyorduk ya. Evet. Bu doğru bir şey. O zaman turşuyu kuracağız, salçamızı evet. yapacağız, tarhanamızı yoğuracağız, kıvasımızı yapacağız. İşte yani hep dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyorum ama benim çocukluğum böyle geçti. Yani salçalar yapılıyordu, erişteler hazırlanıyordu. Tarhanalar yoğruluyordu ki babaannem bizi bütün kuzenleri diziyordu ve kolumuz kopuncaya kadar tarhana yoğuruyorduk. Şimdi düşünüyorum da sağlık ne kadar o zaman sıradandı. Şu anda sağlığı elde etmek için bayağı bir çaba harcamamız gerekiyor. Hepimizin sağlıklı bir bağırsak biyotası, sağlıklı bir nesil oluşturabilmesi için evde fermentasyon tekniğine başlaması çocuklarına, kızlarına demiyorum, herkese. Şahesin. Kızlarına, oğullarına ve eşlerine. Evdeki yaşayan herkesin fermentasyonu bilmesi ve öğrenmesi gerekiyor ve bunları nesillere aktarması gerekiyor. Lafını balla kesiyorum. Ne? Mavi rüzgar için bir parça evet. bal koyuyoruz. Biz normalde bal koymuyoruz kendimiz için yaptığımız için. Çok biricik evet, koyuyoruz. Evet. Çünkü çok tatlı sever miyiz? Meyvenin şekeri ya? Yetiyor. Evet. Seviyor. Çok onu tatlı. Biz çok koyalım. Tatlı seviyorsa hepsini koyuyorum. Maviyi tanıyorum. Tamam. Maviyi onu koyalım. Tanıyorsun. Hepsini koyalım. Onun hepsini evet koyalım. Doğal bal. Doğal bal. Doğal bal güzel. Tamam. Ve üstüne su. Özür dilerim Esra'cığım. Çok pardon. Üstüne suyu ilave ediyorum. Alabildiği kadar su alıyoruz. Alabildiği kadar. Sonra hemen kapağını kapatıyoruz. Karanfil koyduk mu? Koydum. Karanfil koydum. 5-6 tane. 2 tane harika. Boğum çizgisini çubuk, bırakalım. Tamam burada bırakalım. Çubuk tarçın koydum. Fermentasyonda fazla doldurmamak çok önemli. Çünkü gaz çıkışıyla birlikte taşmalar olur. Taşarsa da yine probiyotik aktivitesini kaybetmiş oluruz. Ya da küflenme gerçekleşir. O yüzden boğum çizgisine kadar
bırakmamız gerekiyor. Tuzla yaptığımız fermentasyonlarda biraz daha fazla gaz çıkışı olduğu için hatta iki parmak daha aşağıda bırakmak daha güvenli oluyor. Kapatabiliriz. Tamam, kapağını kapatıyoruz sıkıca şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir karıştırıyoruz. Bir tamam. Tanıştıralım herkesi birbirleriyle. Oo, şimdiden renkler verildi. Çünkü ben biraz ezdim. Esra'cığım umarım mavi beğenir. Biraz şekerli yaptık ama özellikle senden ricam fazla ısrar etmeden ya isterse severek ve isteyerek yemesini istiyorum. Çünkü fazla ısrar ettiğimiz zaman çocuklarda kortizol hormonu dediğimiz stres hormonu sentez ediliyor. Ve stres hormonu çocukların şeker yeme ihtiyacını arttırıyor. Çünkü beyin açlık olarak algılıyor ve direkt şeker istiyor. O nedenle sağlıklı bir şey yaparken onu daha fazla şekere teşvik etmeyelim, olur mu? Tamam, o zaman çocuklara ısrar yapmayacağız. Israr çünkü stres olup şeker yiyorlar. Evet. Harika, teşekkürler. Mükemmel bir bilgi. Ne olur bunu bir başka programda eni boyu konuşalım. Evet, konuşalım. Olur mu? Esra'cığım, hani biraz önce içeride şey dedin ya, senin çift hastarlı kemik suyuna bir tarifin var. Evet. Onu ne olur kısacık yapalım mı beraber? Tabii ki de, çok mutlu olurum. Hadi. Bu tarifi ben sevgili Yeşim'den öğrendim ve gerçekten de bütün bağırsaklarımızı onaran, şöyle bağırsaklarımızdaki hücrelerin aklını tekrar yerine getiren tarif bu. Bir nevi sınırları tekrar inşa ediyoruz. Şimdi bunun çift taslar olması için yumurtanın sarısını ayırıyoruz. Yumurta biliyorsunuz anne sütünden sonra en kaliteli protein. Beyazını ayırma sebebimiz alerjik bir yapıya sahip olduğu için yumurta beyazını kullanmıyoruz. Kaliteli protein olan ve yapıştırıcı özelliği olan sarıyı kullanıyoruz. Amino asitleri ve yağları hepsini şu anda kullanmış olacağız. Peki herkese mi yumurta Yeşim'cim? Yani yumurtayla ilgili yok kolesteroldü, öyleydi, böyleydi, dokunuyordu diye çok iddialar ortaya atıldı ya. Yani herkes bir yumurta yiyebilir mi? Elbette ki, hatta iki yumurta bile yiyebilir. Çünkü bir yumurtaya biz IQ, iki yumurtaya EQ zekası diyoruz. Çok iyiymiş. Aynen öyle. Dedim ya, çok kaliteli protein ve kaliteli proteini bulmakla ilgili ciddi sıkıntımız var. Ulaşmak, doğru yem, doğru et ve sindirim, tüketim hep derdindeyiz. O yüzden yumurtayı çok seviyorum ve ben danışanlarıma günde 1-2 yumurta mutlaka veriyorum. Eğer alerji problemleri falan yoksa. Ben 4'e kadar çıkmış bir danışanım. Evet, sen 4'e kadar çıkmıştım. Yumurtanın sarısını beyazından ayırdıktan sonra biraz limon suyu ekliyoruz. Ve çocukların kahvaltılarında mutlaka yumurta olmalı. İşte dediğim gibi ya bir ya iki. Özellikle yumurtanın en önemli özelliği anne sütünden sonraki en kaliteli protein ve emilebilirlik oranı çok yüksek. Tam protein emiyoruz ve bu açıdan da hücrelerimize, dokularımıza onarım maddesi olarak gidiyor. O yüzden de günde iki yumurta çocukların beslenmesinde mutlaka olmalı diyoruz. Kemik evet. Suyum hazır, ısındı. Çift, ne yapıyoruz Esra? Yavaş yavaş. Evet. Çift astarlı. Şimdi depresyona iyi gelen, anksiyeteyi ortadan kaldıran çift astarlı tarif. Kemik suyu şu anda yumurtayla buluşmak üzere efendim. Buyurun buyursunlar. Evet. Bu şekilde buyurun, zaten birbirine karıştırarak çift astarı yapmış oluyoruz. Bunu biz kolit hastalarında, çok ağır vakalarda, hani diyare dediğimiz günde 7-8 kez dışkılama durumu olan, biliyorsun inflamasyon, bağırsak hastalıkları olan kişilerde kullanıyoruz. Ya da yeme problemi olup da daha fazla proteini ama sindirim problemi olup da daha kolay sindirebilmesi için en güzel besinlerden bir tanesi. İlk başta da sende de yaptığımız şey buydu. Evet. Hızla bariyeri onarmaktı. Sabah aç karnına ben güne zaten bununla başladım. Evet. Yaklaşık 4 ay kadar çift astarlı kemik suyuyla bariyeri onarıp anksiyete, sonra depresyon, efendim mide hastalıkları, reflü, gastrit, ki reflü bir zaten oyuncu hastalığıdır. Evet. Çünkü çok geç saatlerde yemek yediğimiz için hep olur. Akciğer alerjileri, hepsini zaten bu kadar basit bir tarifle geçiriyoruz. Bütün sağlıklı probiyotik ve prebiyotiklerimi doğal olarak alıp gidiyorum efendim. Gitmiyorsun, bir dakika, senin için bir hediye sepetimiz var. Ay, bir sağlık sepeti. Afiyetle. Burada kemik suları görüyorum, sirkeler görüyorum. Kurabiyeler, atıştırmalıklar, yağlar. Çok teşekkür ederim. Harika bir afiyet sepet. Afiyet olsun. Çok güle güle kullanın ailecek. İyi ki geldin Esra. İstersen bunu biraz dağıtabilirsin. Bunu şimdi anı olarak saklayacağım. Ay, çok tatlısın. Ne güzel fikir.
Çünkü çok güzel bir an yaşatıyorsunuz bana. Yani bir canı birlikte şu anda can suyunu vereceğiz, işte inşa edeceğiz. Bunların hepsi şehirdeki insanlar için bence çok özel durumlar.